Şurutul meshi, mesih şartları, alel hufeyni ve nahvihime. Mesih üzerine ve onun benzerlerinin üzerine mesih şartları. Bir, yüşteratu lil meshi, mesih için şart koşulur, alel hufeyni ve ma yakun makamahime. Mesih üzerine veya onların yerine geçenlerin üzerine mesih için şart koşuluyor. Minel cevaribi, çoraplardan, ve nahviha ve onun benzerlerinden. En yekunel insanu, insanın olması şart koşuluyor. Hâle lübsihime, o ikisini giyme halinde, alâ taharetin minel hadesi, abdestten temizlenmek üzerine. Abdestsizlik halinden temizlik üzerine o ikisini giymiş olması gerekir. Lima fi sahihayni ve gayrihime, sahihende ve onun dışındakilerde geçtiği gibi annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem, قَالَ لِمَنْ اَرَادَ نَزَعْ خُفَيْهِ Meslini çıkarmayı isteyen kimseye dedi ki وَهُوَ يَتَوَدَّهُ abdestliyken. Ne yapıyordu? Mughira peygamberimiz abdest alırken seferde Mughira İbni Şube eğilip peygamberimizin ayağındaki mesleri çıkarmaya yelteniyor. Peygamberimiz de ondan cevap olarak ne diyor? Diyor ki evet oku cevabını. دَعْهُمَا O ikisini bırak. فَاِنِّي Muhakkak ki ben اَدَخَلْتُهُمَا O ikisini giydim. تَاهِرَتَيْنِ Temizlik üzerine giydim. Yani burada hani Mughira'nın düşüncesi peygamberimize su döküyor normalde abdest alsın diye. Ayaklarını yıkayacak diye düşünüyor. E şimdi eğiliyor ki hani ben meslerini çıkarayım. Burada meslin ne olduğunu bilmeyen yok değil mi? Mes bu ciltten yapılan, siyah olan, piyasada da satılan, ayağa giyilen şey. Şu anda yani bildiğiniz. O dönemin de kendi şartlarına göre giymiş olan bir mes var. Eğiliyor diyor ki ben onları çıkarayım ayağından. Peygamberimiz diyor ki bırak. Ben onları çünkü temiz giydim. Ne demek? Yani mesh edeceğim üzerine demek. Yani temiz giydiğime göre demek ki ayaklarımı yıkamayacağım. Onların üzerine mesh edeceğim. Evet. Ve hadisi hadisten dolayı umirna biz emrolunduk. Ennemsaha çıkarmamızla emrolunduk. Umirna emrolunduk. Ennemsaha mesh etmemizle emrolunduk. Alel hufeyni meshlerin üzerine. İza nahnu ne zaman ki biz اَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى تُهْرٍ O ikisini temizlik üzere giymişsek ayaklarımıza onları meshetmekle emrolunduk. Evet. وَهَذَا وَادِحُ الدَّلَالَةِ Bunun da bu delalete açıktır. عَلَى اِشْتِرَاتِ تَحَارَةِ اِنْدَ الْلُبْسِ لِلْخُفَّيْنِ İki mesi giyilmesinin yanında temizliğin şart koşulması üzerine bunun delalete açıktır. فَلَوْ كَانَ حَالَ لُبْسِهِمَا مُحْدِثًا Şayet onun giyilmesinde abdestsizlik olursa şayet onu giydiği halde abdestsiz olursa lem yecuz il meshu caiz olmaz aleyhime o ikisi üzerine. O ikisinin üzerine mesh etmek ne yapılmaz? Caiz olmaz. Şimdi normalde biz demiştik ki mesler üzerine mesh Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete tanımış olduğu bir ruhsattır. Lakin demiştik bunun bir takım şartları var. Yani bir insanın meslerin üzerine mes yapabilmesi, çorabın üzerine mes yapabilmesi, ayakkabının üzerine mes yapabilmesi vesaire bunun şartları var. Bunun birincisi ve üzerinde ittifak edilen ve neredeyse sünnetteki var olan tek şart diyelim müddet dışında tek şart temizlik üzerine onun giyilmiş olmasıdır. Yani kişi onu giymeden önce abdest alacak. Neyin üzerine mes etmeyi istiyor diyelim çorabın üzerine. Abdest aldıktan sonra çorabı giymiş olacak ki onun üzerine ne yapabilsin? Onun üzerine mesh edebilsin. Yani onu giyme halinde kişi abdestsizlik halinden ne olmuş olacak? Abdestsizlik halinden temiz olmuş olacak. Yoksa insan abdestsizken diyelim ki çorabını veya meshlerini giyerse sonra onun üzerine ne yapamaz? Onun üzerine tekrardan mesh yapamaz. Bilakis onu çıkarması lazım. Ve sünnette var olan, açık olan meslerin üzerine mesle ilgili tek şart bu. Yani kişinin çoraplarını veya meslerini veya ayakkabısını, nalinlerini her neyse temizlik kaydı üzerine ne yapması? Temizlik kaydı üzerine girmesi. Bunun dışında kalan bundan sonra sayacağımız diğer şartlar bu kitapta veya başka kitaplarda bunların neredeyse hiçbiri sünnette olmayan hatta bilakis birçoğu sahabenin ve tabiinin ameline yani peygamberden bu işi görenlerin ameline muhalif olan şartlar. Evet. Hatta öyle olmuş ki daha önce de söylemiştim.
mesler üzerine mes etmek Allah tarafından bir ruhsatken, fıkıh kitaplarında ve ilmihal kitaplarında o kadar ilginç şartlar koşulmuş ki neredeyse azap haline gelmiş. Yani adam hani çıkarayım şu ayağımı yıkayayım da şu mesler üzerine mes etmiyor, bu neymiş diyecek şeye getirmişler işi. Yani ruhsat olan bir şey ruhsatlıktan çıkmış, azimetten daha ağır. Yani ayağı yıkamaktan daha tekellüf etmen lazım ki işte meslin üzerine yürüyebileceksin. Mesler cilden olacak. Mutabaatul meşi aleyhi mümkün olacak. Yırtık olmayacak. Farz mahalli açıkta olmayacak. Kalın olacak. Altını göstermeyecek. Dibine su geçirmeyecek. Yani böyle okuduğun zaman diyorsun aman yani ben ayağımı yıkarım. Bundan çok çok daha nedir? Bundan çok çok daha iyidir. Ondan dolayı bu şartların içerisinde sünnette var olan şart meslerin veyahut da üzerine mes edilecek olan hailin temizlik üzerine giyilmiş olmasıdır. Evet. İki, o iştaratu şart koşuluyor. En yekûnel hufru ve nahvuhu messin ve onun benzerinin olması şart koşuluyor. Mübâhen, mübâh olması ve inkâne maksûben gasp edilmiş olursa ev harîren ipek olursa bin nisbeti lirrucili. Aslında lirraculi olması lazım. Yani erkeğe nispeten bir de ipek olursa lem yecuzil meshu aleyhi, onun üzerine mes caiz değildir. Li'ennel muharrama, çünkü haram kılınmıştır. Yok, li'ennel, bak cümle bitmedi. Tır yok. Li'ennel muharrama, çünkü haram kılınmış olan la tustabahu bihi, la tustabahu, onunla mübahlığı talep edilmez. Er-ruhsatu, ruhsatın mübahlığı haram olanla talep edilmez. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Hanbeli mezhebi haram olan, mahsup olan bir şeyle veya bir mahalde yapılan ibadet konusunda Hanbeli mezhebinin neyi vardı zaten? Hanbeli mezhebini diğer mezheplerden ayıran, kendisiyle iştihar ettiği, şöhret bulduğu bir mesele vardı. O da mahsup, gasp edilmiş veya haram olan şeylerle ibadetlerin olmayacağı noktasında. Ama demiştik bu konuda cumhur ne diyor? Bu konuda cumhur hayır, bunlarla yapılabilir. Yani gasp edilmiş bir şeyle bile, mesle bile veya çorapla bile kişi ne yapabilir? Bunun üzerine mes edebilir. Lakin bu konuda bir delil, yani çok açık ve net bir delil yok. Onun için bu konuda demiştik racih olan nedir? Müslümanın böyle bir şey kesinlikle yapmamasıdır. Ama bununla bu olmaz gibi kesin bir hüküm bildirmek de ne değil? Mümkün değil. Evet. 3. وَيُشْتَرَتُ اَنْ يَكُونَ الْخُفُ وَنَحْرُهُ messin ve onun benzerinin olması şart koşuluyor. سَاتِرًا لِلْرِجْلِ ayağı örten bir şey olması şart koşuluyor. Evet. فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ onun üzerine mes olmaz. اِذَا لَمْ يَكُنْ دَافِيًا مُغَتِّيًا Dafi üzerine örten. Aynı mugattiyenin, yani geniş ve bir şeyin üzerini kaplayan. Mugattiyen de onun üzerini örten. Örten olmazsa, yani kaplayan olmazsa lima yecibu gasluhu, onun yıkanması, yani ayağın yıkanması vacip olur. Yok. Güzel oku, baştan oku. Fela yumsahu aleyhi, onun üzerine mesh edilmez. İza lem yekun dafiyen mugattiya, üzerini tam örtmediği müddetçe ne yapılmaz? Onun üzerine mesh edilmez. لِمَا يَجِبُ غَسْلُهُ yıkanması gereken yeri örtmesi ve kapsaması olmazsa onun üzerine mesih yapılmaz. بِاَنْ كَانَ نَازِلًا عَنِ الْكَعْبِ ne olması gibi? بِاَنْ كَانَ olması gibi نَازِلًا عَنِ الْكَعْبِ aşık kemiklerinden aşağıda olması gibi. Yani çünkü ayakların yıkanması gereken mahal neresi? İnsanın ta ayak parmak uçlarından altta dahil aşık kemiklerini de kapsayacak şekilde, değil mi? Yıkaması gerekir. Şimdi diyor ki şeyh, satir olması gerekir. Yani yıkanması gereken mahalli örtmüş olması gerekir. Şimdi Kâb'den aşağı olursa demek ki buna göre örtmemiş olur. Evet. اَوْ كَانَ دَافِيًا örten bir şey olursa لَكِنَّهُ فَقَدْ لَا يَسْتُرَ اَرْرِجِلًا fakat ayağı örten اَوْ كَانَ دَافِيًا veyahut da şeydir, nedir ismi? Geniştir, yani üzerini kapsayacak şekildedir. لَكِنْ لَا يَسْتُرُ رِجْلَ fakat şeyi örtmüyor tam, yani setretmiyor.
Ayağı tam setretmiyor. Niye? Li safaihi ev khuffatihi. Yani şeffaflığından veya hafifliğinden dolayı. Ke corabin gayri sefiqin. Yani kalın olmayan çorap gibi. Fela yumsahu ala zalike kulli. Bunların hiçbirinin üzerine ne yapılmaz? Mes yapılmaz. Li ademi setrihi, örtmediğinden dolayı. Yani mesela diyelim tam bir şey düşünün. Tam ayağı kapatıyor ama şeffaf. Yani yazlık çoraplar gibi mesela. Ayağın içini ne yapıyor? Ayağın içini gösteriyor. Bunların üzerine de ne yapılmaz? Bunların üzerine de mes yapılmaz diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu mesela diyelim ki ayağı örten hâil. Bu çorap olabilir, işte bu ayakkabı olabilir, bu nalin olabilir, bu mest olabilir. Her neyse önemli değil. Ayağı örten hâil. Şayet ince ise veyahut da yırtıksa buna mes yapılmayacağı görüşü hiçbir delile dayanmayan bilakis ruhsatın kendine münafi olan şeyler. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam çorapların, meslerin, naallerin üzerine mes yapılabileceğini söylemiş. Ve buna hiçbir şekilde ne bir hudut getirmiş ne de buna hiçbir şekilde bir sınırlama getirmiş. Biz ne demiştik? Hudut ve sınırlama ihtiyacı olan şeylerde şeriatın bizzat kendisi bir hat veyahut da bir şey koymamışsa, bir hudut koymamışsa o zaman burada asıl olan nedir? Örfe ve lugata dönmektir. Demek ki şeriat bunu neye bırakmıştır? Şeriat bunu insanların örfüne veyahut da insanların lugatına bırakmıştır. Yani mesela demiştik ki sefer. Bir insan seferde yolculuk yaptığı zaman namazlarını kasredebilir. Öyle mi? Peki bu seferin sınırı nedir? Yani bu insanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Ne kadarlık bir mesafede ben namazı kısaltabilirim? Ne kadarlık bir mesafe oldu mu kısaltamam? Şeriat buna çok açık, zahir bir tahdit getirmemiş. Yani bir sınırlandırma getirmemiş. O zaman bunu kime bırakmış şeriat? Bunu insanların örfüne veyahut da insanların lugatına bırakmış. Bir yerin lugatında veya bir yerin örfünde o yapılan yolculuğa sefer deniyorsa, ona yolculuk deniyorsa kişi namazı kısaltabilir. Şeriat ayakları örten örtülerin üzerine yıkama yerine temizlik üzere giyildiği takdirde mes yapılabileceğini bildirmiş. Doğal olarak insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Yani bu ayağı örten örtü nasıl olmalıdır? İşte özellikleri var mıdır? İşte kalın mıdır, ince midir? İşte vesaire vesaire. Yani insanın ihtiyaç duyduğu şeyler bunlar. Buna rağmen şeriat zahir bir şekilde buna ne getirmemiş? Şeriat zahir bir şekilde buna bir ölçü getirmemiş. O zaman neye dönmek lazım? Lugata veyahut da örfe dönmek lazım. Lugatan bir şey insanın ayağını örtüyorsa, yani ona çorap deniyorsa, ona mes deniyorsa, yırtık da olsa, ince de olsa bunun üzerine ne yapılabilir? Bunun üzerine mes edilebilir. Zaten bu bir ruhsattır. Ruhsattan gaye de insanlara ne yapmaktır? Ruhsattan gaye de insanlara kolaylaştırmaktır. Yoksa bu tür şartların hepsini, yani bu yazılanların hepsini önüne koyduğunuz zaman gerçekten ruhsat olmaktan çıkıyor. Başlı başına azimetten daha ağır yani. Ayağı yıkamak bundan çok daha rahat. Hani ayağını çıkaracaksın, yıkayacaksın, kurtulacaksın yani. Hepsi bu kadar. Ondan dolayı nedir? Bunlar sünnette olmayan, daha sonradan işte koşulmuş olan şartlar. Evet. وَيَمْسَحُ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ Mes'in yerine geçenlerin üzerine mes ediliyor. Mestin. Yani o huf, mest desek daha ayrılır. Mestle mes birbirinden ayrılır. Mestin yerine geçenler üzerine mesh ediliyor. فَيَجُوزُ الْمَسْحُ Mes caiz olur. عَلَى الْجَوْرَبِ Çorap üzerine. اَسْسَف۪يقِ Sık dokunmuş kalın çorap üzerine. اَلَّذ۪ي O sık dokunmuş çorap ki يَسْتُرُ الرِّجْلَ Ayağı örtüyor. مِنْ سُوْفٍ اَوْ غَيْرِهِ Günden veya onun dışındakilerden olan çorap ayağı örtüyor. لِأَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem مَسَحَا مَسَحْتِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلِينِ Çoraplarını ve nâlilerini üzerine mesetti. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ Ahmet ve onun dışındakiler rivayet etti.
Şimdi çorapların üzerine mes yapılabilir mi? Yoksa mes yapılamaz mı? Bu noktada ne var? Bu noktada bir ihtilaf var. Bu ihtilafın sebebi nedir? Bu ihtilafın sebebi şudur. Çünkü üzerine mes yapılabilecek olan meste kalın olması, sık dokunması, üzerinde yürümenin mümkün olması gibi şartlar koşanların çorapların üzerine mes yapılabilir görüşünü kabul etmesi zaten mümkün değildir. Yani mesela diyelim ki bir mezhep düşünün. Mezhebin düşüncesine göre ayakların üzerine giyilen örtüye mes yapabilmek için ciltten yapılmış olması lazım. Altının veya üstünün kösele veya hem altının hem üstünün kösele olması lazım. Onun üzerine yürümenin mümkün olması lazım. Alta su geçirmemesi lazım vesaire. Bu zaten bunlara bu şartları koştuğumuz anda çorap otomatikmen ne oluyor? Çorap bunun dışına çıkıyor. Hazreti çorabın altına kösele koyacaksam, üstüne kösele koyacaksam, yanlarına bir şey yapacaksam bu çorap olmaktan çıkar, ayakkabı haline gelir. Öyle değil mi? Yani çorabın altına üstüne yeni bir işlem yaptığın zaman o artık çorap olmaktan ne yapar? Çorap olmaktan çıkar. Lakin Mughira İbn-i Şu'be önümüzdeki hadiste olduğu gibi Peygamber aleyhissalatu vesselamın çorapların üzerine mes ettiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın çorapların üzerine mes ettiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Şimdi çorapların üzerine mes meselesinde normalde bilinen cumhur çoraplara mes edilemeyeceğini söylüyor. Hani mes edilebilmesi için de işte bu dediğim işlemlerin çoraba yapılması gerekir. Yani altının köselenmesi gerekir, işte ciltlenmesi gerekir, üzerine yürünebilecek seviyeye getirilmesi gerekir. Bu şartlarla ancak mes yapılabileceğini söylüyorlar. Lakin işte İmam Şafii'nin mezhebinde özellikle çorapların üzerine mes yapılabilir. Hanbelilerde bir de çorapların üzerine mes yapılabilir ama iki şartla. O iki şart da nedir? Kalın olacak, üzerinde yürünebilecek veya kalın olacak, altına su geçirmeyecek. Yani çorap, o da yine dikkat ederseniz çorap, yani bugün şu anda bizim anladığımız çorap haddinden gene şey yaptı. Çorap haddinden gene çıktı. Şimdi bunlar, burada dikkat edin. Çorapların üzerine mes edilebileceğini naklederken yaklaşık 9 tane veya 10 taneden fazla sahabeden sahih yollarla nakil yapıyorlar. Yani yaklaşık 9 veya 9'dan fazla sahabeden sahih yollarla nakil yapıyorlar. İşte falan sahafa şu 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 dedi ki mesela sahabelerden çorapların üzerine mes yapılabilir diye. Tabii şimdi bu doğru. Yani sahabeler açık bir şekilde çorabın üzerine mes yapılabileceğini söylüyorlar. Ama bu nakilleri yaparken sahabenin hiçbir tanesi çorapların kalın olması gerektiğini söylememiş. Veya çorapların üzerinde yürünebiliyor olması gerektiğini söylememiş. Veya çorapların altına su geçirmemesi gerektiğini söylememiş. Bu şartı kim ziyade yapıyor? Bu şartı bunlar ziyadeleştiriyorlar. Yani yoksa sahabe, hatta bilakis Hazreti Ömer'den ince çorabın üzerine dahi mes yapılabilir açık bir şekilde, tam zıddına bir ifade var. Hazreti mesela Enes'ten işte yün çorapların üzerine mes yaptığı zaman hani biri soruyor. Diyor sen yünün üzerine mi mes yapıyorsun diyor. O da evet diyor. Huffani وَلَاكِمْ مِنْ سُوفْ diyor. Yani bunlar da mestir. Lakin neden dolan, neden mestir bunlar diyor. Bunlar yünden yapılmış mestir. Öyle mi? Biz biliyoruz ki yün çorabın üzerine ıslattığın zaman altına suyu ne yapar? Altına suyu geçirir. Ondan dolayı yani sahabeden, evet sahabenin çorapların üzerine mes yaptığı rivayetler var. Yapılması, yapılabilirliğini söyledikleri rivayetler var. Ama sahabenin şart koştuğuna dair ne yok? Sahabenin şart koştuğuna dair rivayet yok. Bilakis sahabenin şart koşmayıp ince olana, yani bu mezheplerin tam zıddına neyi var? Bu mezheplerin tam zıddına söylemiş oldukları rivayetler var. Yani ince çoraba yapılabileceğine dair. O zaman ne diyoruz? Çoraba mes yapılabiliyor olması sünnetle sabit olan bir şey. Çoraba mes yapılabiliyor olması sünnet ile sabit olan bir şey. İkincisi sahabe. Yani bu sünneti Peygamberimizden görmüş olan sahabe. Çünkü bu Mughira İbn-i Şu'be'nin önümüzdeki hadisi, hadis ehli arasında ihtilaflı. Yani bazıları bu rivayeti şaz kabul etmişler. Bazıları bu rivayeti içerisinde ıttırap var diye zayıf hadis olarak kabul etmişler. Lakin racih olan, doğru olan bu hadisin sahih olmasıdır. Hani velev zayıf diyenleri bile
kabul etsek, sahabe yani ondan fazla sahabe çorabın üzerine mesh yapılabileceğini bize aktarmış ve bunlar hiçbir kayıt da ne yapmamışlar? Hiçbir kayıt da getirmemişler. Yani kalın olacak, şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Bu tip kayıtların da hiçbirine girmemişler. O zaman nedir? İnce veya kalın fark etmez. Çorabın üzerine ne yapılabilir? Çorabın üzerine temizlik üzere giyilmiş ise eğer çorabın üzerine mesh edilebilir. Evet. Mes devam eder. Mes devam eder. Aleyhi ona mes etmeye devam edilir. İlâ temâmil müddeti, müddetin tamamlanmasına kadar. Evet. Dûne mâ yelbesû fevkahû, onun üstünün dûne mâ yelbesû fevkahû min huffin ev na'lin ve nahvihî. Yani üzerine giydiği mest, na'lin ve ona benzer şeylerin dışında giymiş olduğu asli şeyin üzerine mesh etmeye ne yapar? Devam eder. Yani ne demek? Mesela diyelim sen çorap giydin. Çorabın üzerine mest giydin bir de. Mestin üzerine de ayakkabı giydin. Tamam mı? Şimdi sen abdest alacaksın. Misal hangisinin üzerine mesh edeceksin? Tekrar söylüyorum. Mesela diyelim çorap giydin. Abdest aldın, çorap giydin. Hava soğuk. Çorabın üzerine mesh giydin. Kapıdan dışarı çıkacaksın, mestin üzerine de bir de ayakkabı giydin. Öyle mi? Hangisinin üzerine mesh edeceksin bunlardan? O diyor ki ilk o giyilen, yani giyilen şey neyse onun üzerine şey yapılabilir. Onun üzerine mesh edilebilir. Onun dışındakilere ne yapılamaz? Onun dışındakilere mesh edilemez. Lakin nedir? Racih olan temizlik üzerine kaç şey üst üste giyilirse giyilsin, en üstüne ne yapılabilir? En üstüne mesh edilebilir. Yeter ki ne üzere giyilmiş olsun? Yeter ki temizlik üzere giyilmiş olsun. Yani çorap giy üzerine, mesh giy üzerine, ayakkabı giy. Eğer temizken giymişsen ayakkabının üzerine ne yapabilirsin? Ayakkabının üzerine mesh yapabilirsin. Evet. وَلَا تَأَثِرَ لِتَكْرَارِ tesir etmez, etkilemez. لِتَكْرَارِ tekrarı خَلْئِهِ وَلُبْسِهِ, onun giyilmesi ve çıkarılması mı? Onun giyilmesini ve çıkarılmasının tekrarı etkilemez. اِذَا كَانَ olursa قَدْ بَدَعَ الْمَسْحَ mesin başlangıcı عَلَى الْجَوْرَبِ, çorap üzerine olmuş olursa. Yani mesela örneğin diyelim sen çorapları giydin, çoraba mesh etme niyetiyle giydin. Sonra ayağın üşüdü, üzerine şey giydin. Mesh giydin mesela. Sonra mesli tekrar çıkardın. Sonra mesli tekrar giydin. Sonra mesle tekrar, bunun bir etkisi yok. Sen mesle çorapla başladın ya, seni ilgilendiren orada çorap. Veya mes giydiğini düşün ayağına, misal temizlik üzerine. Ayakkabı giyiyorsun, çıkarıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, terlik giyiyorsun vesaire. Bu temizliği bunun üzerine yaptığın müddetçe, niyetin bu olduğu müddetçe, üzerindeki şeyi giymenin, çıkarmanın neyi olmaz? Bir tesiri olmaz. Evet. Ama diyelim kendisini çıkardın. Yani mesela diyelim ki sen çorabı giymişsin. Öyle mi? O çorabı tekrardan çıkardın. Üzerine mesh edeceksin çorabı. Çorabı çıkardın. Ne yapman lazım? Veya müddet bitti. Çorap ayağında. Ne yapman lazım? Eğer hala abdestliysen, abdestin hiç bozulmamışsa, çıkarmışsan abdestlisin değil mi? Şu anda tekrar üzerine giyersin. Temizlik üzerine giymiş gibi olursun. Lakin abdestin bozulmuşsa tekrardan ne yapman lazım? Tekrardan abdest alman lazım. Neden? Çünkü bu eğer şey çorap mesela veyahut da mes ayağımızda örneğin çıkardık, ayağımızdan attık, tekrar giyeceğiz şimdi. Eğer abdest yoksa biz demiştik bunu ne üzerine giymek şartı var? Temizlik üzerine giyme şartı var. O zaman tekrar abdest almamız lazım. Ama zaten abdestliysek, henüz abdestimiz bozulmamışsa mesela, zaten abdestsiz, bir daha ekstradan abdest almaya ne yok? Gerek yok. O çorabı veyahut da mesi tekrardan ayağımıza ne yapabiliriz? Giyebiliriz. Evet. وَيَجُوزُ caiz oluyor. الْمَسْحُ mesh etmek caiz oluyor. عَلَى الْاِمَامَةِ sarığın üzerine bir şartıyla, iki şartla. اَحَدُهُمَا o iki şarttan bir tanesi. تَكُونُ سَاتِرَةً örtücü olmasıdır. لِمَا لَمْ örtücü olması, لِمَا لَمْ تَجْزِلْ adet. Bildiğimiz adeten
adetu bi keşfihi. Lima lem tecril adetu bi keşfihi min er-razi. Adeten yani açığa çıkmaması gereken yeri örtmesi gerekir. Hani yani şeyin örtü, başı örten sarığın adeten örttüğü mekanı, yani sarık örtüldüğünde açığa çıkmayacak kadar olan mekanı örtmesi gerekir. Eş-şartu sani, ikinci şart, en tekûnel imâmetu muhennekaten, sarığın olması muhennekaten, ve hiye elleti muhenneki yudar, dönüyor minha, ondan tehtel heneki devrun fe'ekfurun. Heneki çene. Yani şu çene şuradan, tam şuradan bir veyahut da birden fazla defa sarığın dolanması gerekir. Hani sarığın üzerine mesedebilmek için sarığın şu şeyden bir veya birden fazla ne yapması gerekir? Dolanması gerekir. Evet. اَوْ تَكُونَ وَيَا olması gerekir. ذَاتَ زُعَابَةٍ. Sarığın arkasından bırakılan şu şey var ya, sarığı mesela bağlıyorlar şuradan. Bir tane püskül kalıyor, neydi onun ismi? Kuyruk diyeceğim de kuyruk doğru değil de mesela şey yani sarın bağlandıktan sonra arkaya salınan veyahut da yandan salınan bir parça oluyor ya, ondan on bir örüğünün olması gerekir. Yani bir tane örük gibi bir parçasının olması gerekir. Evet. Ve hiyelleti, o parça ki yurca yurha 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 tarafuha minel halfi. Yani arkadan onun bir tarafı ne yapılır? Aşağıya atılır. Hani aşağı doğru salınır bir tarafı. Fakat tebet ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabit oldu. El meshu alel imameti, sarığın üzerine mesleti sabit oldu. Bi hadithe, hadislerle, ehrecehe gayru vahidin minel eimmeti. İmamlardan biri dışında hepsinden hadislerle sarık üzerine mesh etti, sabit oldu. Bir daha oku orayı. فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit oldu. الْمَسْحُ mesh ettiği عَلَى الْاِمَامَةِ sarığın üzerine bir hadise hadislerle اَخْرَجَهَا غَيْرُ وَاهِدٍ مِنَ الْاِمَّةِ imamlardan biri dışında hepsini... Yani burada bir gayru vahidinden kasıt birçok alimin, hani tek bir tane değil yani birçoğu, birinin dışında birçoğunun rivayet ettiği hadislerle Peygamberimizin sarıklar üzerine mesh ettiği şey, sarığın üzerine mesh ettiği sabit oldu. Şimdi Peygamberimizin sarığın üzerine mesh ettiğine dair rivayetler kesin. Bu konuda iki sınıf rivayet var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sarığın üzerine mesh ettiği yönünde iki gruplandırabileceğimiz rivayetler var. Bunlardan birincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadece sarığın üzerine mesh ettiğine dair rivayetler. Bunlardan ikincisi, Peygamberimizin hem saçının perçemine hem de sarığın üzerine mesh ettiğine dair rivayetler. Değil mi? Bunu zaten başı mesh etmekle alakalı anlatırken söylemiştik. Yani iki türlü rivayetler de sahih. Hem Peygamberimizin saçından hiçbir yeri mesh etmeden sarığın üzerine direkt mesh ettiği, hem de Peygamberimizin önce perçemini mesh edip sonra şeyden sarığın üzerinden bir kısmını mesh ettiğine dair rivayetler. Bunların hepsi de sahih. Yani kişi bunu da yapabilir, bunu da yapabilir. Lakin burada şeyhin getirmiş olduğu şartlar, yani sarığın işte tamam sarık lügat olaraktan eğer başı örtmesi gereken şey başı örtmüşse, yırtık da olsa vesaire, bunda bir problem yok. Yani o başı örtüyorsa eğer demek ki o sarıktır. Ama bu muhannek olacak veya bazıları işte şeffaf olacak, altına su geçirecek. Yani hani su saça da değmiş olacak vesaire vesaire. Bu tip getirilen şartlar, bunlar bir delile dayalı olan şartlar değil. Benim bildiğim yani en iyi tahlil yapan bu konuda demiş ki o dönemde Arapların sarık şekli buydu. Yani o dönemde Arapların sarık deyince, imame deyince iki şekil vardı. Ya alttan doluyorlardı bir kere bu şekilde veyahut da ne yapıyorlardı, arkadan bir tane salıyorlardı yani zat-ı zuabe oluyordu diye. Ondan dolayı ancak böyle olursa sarığın üzerine mesh edilebilir. Tabi bu şartlar ne değil? Bunlar sünnetten alınmış veyahut da delile dayalı olan şartlar değil. Ondan dolayı kişinin kafasını kapatan, kişinin kendisiyle kafasını kapattığı şeye ne yapabilir? Kişi mesh yapabilir. Bu konuda sünnete iki yol vardır. Ya saçının bir kısmını ve örtünün üzerini
veyahut da direkt örtünün üzerini kişi mes eder. Şimdi burada bir mesele var. Kadın saçını mes ederken şey yapabilir mi? Örtüsünün üzerinden saçını mes edebilir mi? Şimdi bu konuda normalde bir delil yok. Sadece Hazreti Ayşe'den, Hazreti Ayşe'nin abdest alırken elini saçının altından yani örtüsünün altından saçına soktuğunu ve Peygamberimiz bana bu şekilde emretti dediğine dair bir rivayet var. Yani hani örtüsünün üzerine meshetmediğini, elini örtünün altından saçına götürdüğüne dair bir rivayet var. Lakin bu rivayet hadis kitaplarında mevcut olan bir rivayet değil. Hatta fıkıh kitaplarında da mevcut olan bir rivayet değil. Hanefilerin Hanefi fıkıh kitaplarında işte Bedaya'da Mebsut'ta bu rivayet var. Yani bu rivayeti zikretmişler. Lakin bunun kaynağı nedir? Nerede geçiyor? Senedi nerededir? Kim bunu rivayet etmiş? Bu belli değil. Ha, o zaman ne kalıyor geriye? Kadın da normalde bütün hükümlerde erkekle eşittir. Öyle değil mi? En-nisa'u şakâikur ricâl. Yani kadınlarla erkekler hüküm noktasında nedirler? Her konuda eşittirler. Ta ne zamana kadar? Kadınları hükümde erkekten ayıran açık bir delil gelinceye kadar. Yani namazda, abdeste, teyemmümde, gusülde, her şeyde kadınla erkek ahkam noktasında eşittirler. Yani hitap umumidir. Hem kadını içine kapsar hem de erkeği içine kapsar. Ta ne zamana kadar? Ta ki yeni bir delil gelir ve o delil kadını erkekten ayırır. Öyle mi? Yani kadının bu konuda özel bir hükmünü. Mesela ne gibi? Örneğin diyelim ki erkek namazda imam yanlış yaptığında ne diyor? Subhanallah diyor. Kadın ne yapıyor peki? Elini çırpıyor. Bu elini çırpıyor biz nereden çıkardık? Ya kadın işte falan sesi çıkmaması gerekir. Değil. Biz bunu bu konuda nas olduğundan dolayı çıkardık. Yani tesbih erkeklere, tasvik el çalmak ise kadınlaradır hadisinden. Biz bunu ne yaptık çıkardık. Yoksa bu hadis olmasaydı kadınla erkek ikisi de yanlış yapıldığı zaman Subhanallah derdi. O zaman kadınla erkek hüküm noktasında eşittir. Daha ne zamana kadar? Bir delil kadının o konuda erkekten ayrı olduğunu gösterinceye kadar. Ha, erkek kafasını örttüğü örtünün üzerine mes edebiliyorsa o zaman kadın da kendi kafasının üzerindeki örtüye ne yapabilir? Mes edebilir. Veyahut da erkek ayağındaki çoraba veyahut da erkek ayağındaki meste mes yapabiliyorsa bu demektir ki kadın da aynı şekilde bunların üzerine ne yapabilir? Mes yapabilir. Ama maalesef yaygın anlayışta şu anda sanki bu ruhsatlar, işte bu var olan şeylerin hiçbiri kadınlarla alakalı böyle bir fıkıh yokmuş gibi. Bunlar sadece erkekleri ilgilendiren mevzularmış gibi anlaşılıyor ama böyle değil. Nedir bu? Kadın için de aynıdır. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu konuda kadının saçını mes edemeyeceği, başına örttüğü örtüyü mes edemeyeceğine dair açık bir nas olmadığından, sarih ve sahih bir nas olmadığından dolayı kadın da erkek gibi ne yapabilir? Mes yapabilir. Bir de burada takke meselesi var. Yani sarık değil de hani kafaya kapatılan takke, işte bere vesaire gibi şeyler var. Bu konuda da normalde cumhur ulemaya göre bunların üzerine mes yapılmaz. Cumhur ulemaya göre bunların üzerine mes yapılmaz. Lakin işte mesela İbn-i Teymiye, İbn-i Hazm vesaire bir takım ulema bunları sarıktan ayırabilecek bir delilin olmadığını. Yani çünkü bunlar da sonuçta kafayı kapatan, bunlar da sonuçta başı örten şeyler. Nedir ismi? Başı örten bir takım örtüler. Ha bunun ismi takiye, biraz şekli değişik. Öbürünün ismi imame, sarık, biraz şekli değişik. Ama sonuçta bu bir ruhsattır. Bunların üzerine mes edilebileceğine dair fikir ve kanaat beyan etmişler. Ki Allah-u Alem racih olan da zaten budur. Çünkü bununla sarığı birbirinden ayıracak, elimizde ne yok? Elimizde bunlarla sarığı birbirinden ayıracak bir delil söz konusu değil. Ama burada dikkat etmemiz gereken mesele ne? Burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Normalde biz dedik ki mesela mesler üzerine mes, sarık üzerine mes, takke üzerine mes, işte kadının örtüsü üzerine mes. Bunlardan meslerle bunlar arasındaki bir fark var. Yani mesler üzerine mesle bu diğer saydığımız üçünün arasında bir fark var. O da nedir? Mesela mesler veya çorap üzerine mes yapabilmemiz için temizlik üzerine giymemiz gerekir. Ama bunlarda üzerine mes yapabilmemiz için illa daha öncesinde abdestli olmamız gerekmez. Çünkü bunu ifade eden bir delil ne? Bunu ifade eden bir delil yok. Çoraplara veyahut da meslere mes edebilmemiz için bir müddet var. Değil mi? Mukim için bir gün
Yolcu için 3 gün 3 gece. Lakin bu şey için geçerli değil. Bu işte hani saçın üzerine meshetmekte bir gün veya 3 gün veya kadının örtüsüne meshetmesine bir gün veya 3 gün, böyle bir ayrım yok. Yani tevkit ve temel ön şartlar olaraktan mesler üzerine mesle, imame sarık üzerine mes arasında ne vardır? Fark vardır. Evet. Yeter mi? Devam edelim mi? Cebile üzerine mes'e geldik. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.